Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Şimdi biz Murat, baş. Şimdi ben de senin gözümü arıyordu. Bak şimdi. İnsana giydirilen libaslardan bahsediyor. Ben olan ben, biz oyuz demiştik. Bu ene'yi görüyor musunuz? Bu ene. Heh. Orayı çarp. Bu ene harika. Güzel, net gösteriyor. İyi. Sevindi. Şimdi arkadaşlar, bu ben olan ben bu. Bu da ne vardır ne yoktur. Yani vacip değil haşa. Vacibi müdürü göstermiştim size. Mahluk da değil. Berzahtır. Ustak burayı kastederek hiçliğini bilmeye çalışıyorum diyor. Hiçliği olmayan bir şeyi olmaya çalışmıyor. Bu cümleyi unutmayın. Olmayan bir şeyi olmak istemiyor. Tamam mı? Şöyle yapayım diye şey yapacaksan. Murat, Çetin, Dursun, Çetin. Cümleyi anladın mı abi? Ustad hiçliğini bilmeye çalışıyorum derken, olmayan bir şeyi, alakasız bir şey olmak istemiyor. Yani böyle bir isteği yok yani. Mesela kadın erkek olmak isterim. Tuhaf bir şey. Olmaz yani. Şimdi mesela 5 yaşında olmak istiyorum. Olmaz yani böyle bir şey. Adetullah zıt. Ustad fıtratı takip ediyor. O zaman ne diyor? Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Buyuz. Hiç derken hiç olmak için değil. Külli var olmak için. Yani hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Cüz'i nazarını cüz'i hadiselere hasretmemek için. Cüz'i hadiseye cüz'i nazarını külli yaparak bütünsel olarak ona bakıyorsun. Ne işine yarayacak bu? Seni hadiselerin altında ezilmekte kurtarıyor. Psikoloji bozukluklar, dünya hayatını gaye edinmek, ahireti bildiği halde kale almamak, ne sayarsanız sayın, cüz'i nazarını, küçük nazarını, yani küçük adam küçük düşünür gibi, cüz'i nazarını cüz'i hadiseye hasrediyor. Bu dersler anlamasam bile, cüz'i nazarını cüz'iyete bakarken, bu derslerle külli bir nazarla cüz'iyete bakınca ismi hakem. Bak, mesela Kuddüs, ders yaparken yöntemini anlatmıştım size. İlk önce Kuddüs diyeceğim. Hakem ne demek? Cüz'i bir şeyi bütünsel bakmak, o küçük şeyin bütünsel içinde işlevini görmek. O zaman bütünün nazarını verdiğin için o basit şey değil. O zaman onu yapmak için bir Allah lazım olduğunu o zaman anlarsın. Yani dolayısıyla böyle oluyor. Şimdi biz ben olan ben buydu. Şeceri hilkati açmıyorum bir daha. Hatırladınız. Vacibül vücut, mahluk, berza. Zamanımız yok diye. Sonra ilk önce bizi ruhumuzu yarattı. Ruhumuzu cevher yarattı. Ruh yok. Cevher yarattı. Neyi yarattı? Nur Muhammed'i yarattı. Nur Muhammed'in içerisinde bütün herkesin enesi orada. Nur Muhammed'i demiştik. Nur ve manadır. Orayı geçtik. Sonra o Nur Muhammed'i de hepimiz vardık. Adem Aleyhisselam da vardı. Biz de vardık. O noktadan pergeli oraya koyarsanız Adem Aleyhisselam'la bizim yaşımız eşit. Aynı yerdeydik. Yani şu misali vermiştik. Toprak, çekirdek, filizlendi. Mayıs 1. Son bir filiz var. 30 sene, 300 sene sonra çınar ağacının filizi. İlk filiz ile son filiz arasında dünya şartlarında 500 sene geçti. Ama çekirdek hepsi aynı yerde. Çekirdekte ön arka yok. Sidi var ya sidi, yuvarlak. Sidi'ye şöyle yazarmış. Filmleri, sesleri. Bir tanesi buraya, ay buraya koyarmış. Hasan yazacak. Hey buraya koyarmış.
A'yı buraya koyar, S'yi buraya koyar, A'yı buraya koyar, N'yi buraya koyarmış. Dağıtır. Yuvarlak CD'de öncelik sonralık yoktur. Onun için Kadir Üstad anlatırken Melih-i Ala'da nazar eden bir yuvarlak ayna misali verir. Köşeli olursa nispet ettiğim bir nokta var. Ama yuvarlak aynada önce sonra yoktur. Yuvarlak olduğu için. Tamam. Şimdi Cevheri'ye Nur-u Muhammed'i yarattı. Nur-u Muhammed'i varlıkla beraber mec'ul denilir. İlmi kelamın tabiridir mec'ul. Barla da geçiyor. Sonra onun içerisinde ilk önce benim nurumu yarattı diyor. Eneler var. Tamam mı abiler? Eneler o olmaya çalışma nispetinden onunla tanışma, onunla beraber olma, onu özleme nispetinden dünyevi hadiselerin tazikinden kurtulursun. Çünkü bunların hiç manası olmadığını, bütün hadiseler orayı tanımlamak, oraya kafanı koymak, hedef yapmak, o olmak. Çünkü niye? Hiçliğini bilirsen hiçbir vasıf ve sıfatlardan bayalanmamış olursun. Hiçbir vasıf ve sıfatların yok. O zaman Allah oraya taayyum ve teşahhus ediyor. Kısacası son cümlem olsun. Buraya bir misafir ağırlayacağın zaman ona uygun hazırlık yaparsın. Zatil vacibül vücudun senin enende taayyum ve teşahhus. 9. sayfa şuralarda diyor. Taayyum ve teşahhus etmesi için bütün o belirlenişlerden, sıfatlardan, varlık anlayışından sıyrılman gerekiyor. O da hiçliğini bilmek. Yoksa olmayacak bir şey olmak istemiyoruz da hiçliğini bilmeye çalışırken. Bunun adı da enedir bizim. Sonra eneye hemen bir sarmaladı cevher. Cevher ruh. Mahluk değil bu. Cevher ruh yaptı ama o cevhere mahluk olması için 4 özellik taktı. Ziyayattır, zişurdur, kanun emridir, vücut haricidir. Şimdi ondan sonra onu da dursun cesede uygun olsun diye. Yoksa patlar o. Mesela odun, odunun içerisine nuru koydu, dumanı koydu, sıyı koydu. Nasıl tutacaksın kardeşim? Sarmaladı odunla. Aslında paket dumandır, paket nurdur. Tamam. Şimdi o ruh cevherine, enenin etrafına ruh cevherini sarmaladı mı abiler? Sonra onu buzdolabına koydu, dondurdu katılaşsın diye. Zihayattır, zişurdur, kanun emridir, vücud harici verdi mi? Ama alim-i şehadete gene uygun değil. Alim-i şehadete uygun olabilmesi için bir beden-i misali bir glaf-i latifi ile sarmaladı. Tamam. Beden-i misali glaf-i latifi konuşacağız sizinle. Belki bir iki ders alalım ama bir tane derste geçirmeye çalışacağım. Şimdi ateşte bastı olaya göre. O glaf-i latif beden-i misali sarmaladı mı? Cesede o zaman girdi. Ha? Şimdi o zaman mahluk oldu. Şimdi diyoruz ki bu cevher ruha, ruha dönüşmesi için 4 tane sıfat vardı. Zişuru konuştuk. Zihayatı konuştuk. Bugün de vücud harici konuşacağız. Böyle sırayla gidiyoruz. Tamam abi. Hazır mıyız? Yine bismillah. Çalışarak geldim. Bak çalışarak neler şey yapacağım hiç anlamayacağım. Size neleri anlatacağımı. Vücud harici vermiş. Vücud hariciyi tanımak için oraya bakın. Merkezden dışarıya. Mesela şöyle diyeyim. Dışarıdan içeriye gireyim benle. Kazak vardı. Gömlek vardı. Atlet vardı. Vücudum vardı. Tamam mı? Hayatım var. His ve şuur var. Akıl cevheri var. Ruh var. Ele var. Tamam. Şimdi vücud harici ne demektir? Vücut harici sahibiymiş ruh. Heh, onu anlamak. Dışarıya çıkmamız gerekiyor. İsterseniz dışarıdan içeriye gireyim. Alem-i şehadet. Alem-i şehadeti hulasası. Lev-i mahv ispatı hulasası. Mahv, bak buraya mahv F yapmış. V yapacaktı. Mahv ispat. Sonra cennet cehennemi hulasası 8. sayfa Kastamonu'da söylüyor. Celal ve Cemal tecellisi. Arşın hulasası. Arş neydi? Esmaların perdesiz tecelli ettiği alem. Sonra lef-i mahfuz.
Levh-i Mahfuz'un hulasası neresi? Neresi bizde karşılığı? Bizde Levh-i Mahfuz bizde nedir? Dima. Harika. Dima. Elhamdülillah. Arş-ı Azam, cevherler alim. Ruh, mahluk. Sonra gir içeriye, hüviyet-i şahsiye, hakikat-i insaniye vermiş. Gir içeriye, nefs-i insaniye takmış. Gir içeriye, vücud-ı hariç. Şimdi ben nefs-i insaniye insandır. Bab-ı insaniyet ismi hakkın hakimin cilvesidir diyor. 11. hakikat 10. sözde. Yani bab-ı insaniyet derken insan değil. Biz bu dünyaya insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik. O bab-ı insaniyet var. İnsaniyet kapısı var. Bab. Oraya insan girecek. Tamam? İnsan. Başka bir şey. Şimdi ben size bu vücudu haricinin hüviyeti şahsiye ve hakikat insaniyemden bahsedeceğim. Bu nefsi insaniye, insanlık hakikati, nefsi levvame, mülhime, mutmayene, onlar bir derece bildiğimiz için hemen hepsine fazla durmayın. Nefsi insaniye insanlık. Yani beşeriyet takılmış. Ama en çok çözemeyeceğiniz, ona da duracağım ama az duracağım. Hüviyeti şahsiye, hakikat insaniye duracağız. Tamam. Şimdi o nedir? Bunu indiriyorum ben aşağıya şuraya. Ha, soracağınız bir şey var mı? Hasan abi, ben deminden de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bize böyle kısaca, biz bu dersi öğrendiğimiz zaman bize kazancı ne olur? Bir kısaca. Bak, başında biraz bahsettim. Şimdi insan bu dünyaya gelmiş. Üstad Hazretleri niçin hiçliğini bilmeye çalışıyor? Bu dersi bilmeden hiçliğini ezberden de okuyor. Hiçliğimi olmaya çalışıyor, bilmiyor değil mi? Bilmeye çalışıyor. Okuyoruz değil mi dersleri? Ne oluyor peki bizde? Hiçbir şey olmuyor. Ha, ona hasan ediyoruz. Peki hiçliğini bilince ne olacak? Hiçliğini bilme nispetinden bir, dünyevi hadisatın tazikinden, dünya gaye olmaktan, nefsani dayatmalar, hepsini tek tek tanıyoruz ya, şeytan, nefis, şu, bunların isteklerini tanıyacağız. Tanıyoruz. Ha, bu budur, bu da budur. Tamam mı? Bu budur, bu da budur. Bu istek buradandır. Bu arzu buradandır. Bunu bilmediğin zaman ay kendimi kötü hissediyorum. Sen misin o? Sen misin o? Yani şeytan o Resulullah zamanında vardı, şimdi yok. Öyle mi? Yani bu hadiseleri kontrol edeceğiz Murat'ım. Ceyran eden sistemi fark edeceğiz. Sistemi fark etme nispetinden sisteme hakim oluyorsun. Hmm. Tanımadığın bir şeyi nasıl hakim olacaksın? Sana soruyorum. Tanımadığın bir devlete gideceğiz yarın Murat. Veya 3 gün sonra. Murat, müjde sana. Söyle abi. Bir devlete gideceğiz. Abi hangi devlet diyemem. O tanımadığın devlette tanımadığın bir millet var. Tanımadığın o milletin içinde tanımadığın bir eve gideceğiz. Ona bir hediye al. Yani kadın mıdır o hediye alacağım? Çocuk mudur? Yaşlı mıdır? Büyük müdür? Çin midir? Arabistan mıdır? Mısırlı mıdır? Polonya mıdır? Neresidir? Portekiz midir? Tanımadığın bir memleketin, tanımadığın o memleketin milletinin içinde birisine hediye götüreceksin. Onu memnun etmek için ne götürürsün? Demez misin kime? Hı. Dolayısıyla kendimizi tanımıyorsan kardeşim, kimi neyle yöneteceksin? Sistemimizi tanıyoruz kendimizde. Biz sanatız kardeşim. İnsan sanatını fark etme nispetinde insanda tezahür eden sanat-ı ilahiyenin gayesi, hakikati tezahür ediyor. Sanatlığımızı bileceğiz. Biz sanatız. Sanatsan. O zaman iki, kendini keşfedeceksin, kendini kendinden yorumlayacaksın. Enfus alemine geçince tevhid mertebelerinin nihayetsiz olduğunu, canlı şuhut olacak. Mesela mürtte tevhidin delili ikidir diyor. Büyük Mesnevi Nuriye'de, Badullahi Mesnevi'sinde 182'de diyor ki, bir afaki bir enfusi, 29. sözde de tevhid ikidir diyor. Bir enfusi bir afaki, iş atacağız da tevhid ikidir, enfusi afaki. Şimdi afaki bitiyor belirli yer kadar, artık duyuyorsun. Küllet 10 defa oku, 2'de 20 defa oku, daha zevk vermiyor. Birinci söz, 2 tane asker varmış. Yani indir bindir, zevk vermiyor. Birbirimizi aldatmayalım.
Ustad Kur'an için diyor ki artık Kur'an'a karşı bende ülfet oldu diyor. Mektubat'ta demiyor mu? Evet. Fakat diyor bir hissiyat insani var ki onda ülfet olmadı diyor. Onun çapını genişletti işte ustad bu. Yoksa Kur'an'a ülfet oluyor. Risale-i Nur'a mı olmaz? Aha bu yaşta siz daha bu yaşta kendinizi ülfet ettiniz. Yaşama anlamsız olmuş. Sizi demiyorum, sizi kastetmiyorum ama siz yaştakiler. Hayat anlamsız oldu. Of of çekiyor. Yani yaşamak ne gerek var? Bana diyorlar ya bunu soruyor. 17 yaşın çocuk. Hocam diyor bir arkadaşım soruyor baba baba. Kim sorduğunu anla şimdi. Ya intihar caiz midir diye soruyor yanım arkadaşım diyor. Yanındaysa ver ona dedim. Hocam dedi şimdi yanımda değil söylerim ona diyor. Anladın mı? Kim soruyor? Kendisi soruyor. Kendisi soruyor. Hayat anlamsızlığını yitir. Çünkü hayatından daha büyük gaye hayatına gaye yapamadığı için hayat anlamsız oldu. Hayat anlamsız olursa intihar seçenek olur. İkincisi neydi? Tevhid şahitlerini içeride seyredeceğiz. Hadiselerin altından ezilmekten kurtulacağız. Sonra o ben olan beni fark etmez nispetinde 9. sayfa şu alanda Allah sende taayyum ve teşahhus ediyor. Peki ne demektir onun? Nasıl gözükür? Artık ahirete ve Allah'a yakiniyetin acayip olur. İmam Ali o kadar olmuş ki ahiret açılsa diyor böyle görsem sizin gördüğünüz gibi görsem zaten görüyorum diyor. Yakinim size değişmez diyor. Hazreti Ali gene sözüdür. İnan, görmediğim Allah'a inanmam dedi. Çünkü Allah bir dersimiz var. Anlatmıştım size. Allah'ı görmek, görüyoruz da farkında değiliz. Böyle bir dersimiz var. Ya Latife-i Rabbani görüyor mesela. Şu andaki huzurunuz. Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğünü gösteriyor. Sana illa kokuyu görmüyorsun ama of be. Ne oldu Murat? Ne etkisi oldu sana abim? Bu koku. Abi çok ferahlattı ya beni. Koku acayip bir şey ki. Çok biraz siyasete gireyim. Almanya Merkel kadın başbakan Tayyip'e geldiği zaman öyle koku atıyormuş ki üzerinden Tayyip'i bloke etmek için. Çünkü beyin bir kokuya hükmedemiyor. Göze hükmeder, kafayı çevirir. Kulağına şey yapar. Bu ağızdan ama kokuya müdahale edemez. Mecbur nefes alacak. Koku acayip bir şey. Yani ama biz bilmiyoruz olayı. Adamlar çok iyi biliyor. Ama aslında bizden bu, bizim eserimiz bunlar. İslamiyet'in malları bunlar. Ha, şimdi sonra bunu bildiğin zaman buradayken Murat'ım orayı yaşıyorsun. Artık gitti, geldi, aldı, para aldı, tapu verdi, tapu gitti. Anlıyor musun? Tapu gitti, param şey yaptı. Evlendim, evlenmedim, çocuğum oldu, param oldu, fabrikan oldu. Böyle bir derdin olmuyor. Çünkü içeride öyle bir şey yok çünkü. Artık devamlı huzurdasın. Şimdi şu hüvvet-i şahsen oraya giriyorum. Hazır mıyız abiler? Hazır. Tamam. Şuradan iniyorum. Nereye gitti hakikatimiz? Biz onu şey yapmıştık. Manyet hakikiyem Allah Allah. Onu buraya almıştım ya. Ha, demek ki şuradadır o zaman. Taktınız değil mi flash belleğimi? Herkes takıldı. Tamam. Şimdi demek ki buraya almayı unutmuşum. Ne? Manyetimize bakalım. Aslında almıştım da. Manyeti zatiye. İşte. Manyeti hayatım. Enanet. Şu mu? Yok. Ona gireceğim de. Mahiyeti zatiyem. Bizim zatimiz olacak. Hakikati ne demiştik? Hakikat hüviyet. Ona da bir bakayım da. Hangisine koydum? Niye almadık? Hikmet. Laf-ı latifi bak. Hüviyeti şahsi. Bu. Bunu istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Nerede şu? Hüviyet-i şahsiye. Şöyle ben çizeyim, şey yapayım. Ne kadar göstersem de olmuyor. Olmaz. 1, 2, 3,
4. Şu biliyorsunuz mahiyeti zatiye. Onu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Tam buraya şey yap. Şunat-ı zatiye. Zatiye. Burası? Sıfat. Sıfat. Bu? Esma. Esma. Burası mecbur arkadaşlar. Şu. Nur-u Muhammedi. Bak şimdi. Mahiyet-i zatiye, hakikatin şeyin, hakikat insan, onları şey yapacağım. Bak şimdi. Şurası. Arş-ı Azam. Burası Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz. Bu sabit şeyimiz. Bu? Arş. Arş. Bu abi? Kürs. Cennet. Cehennem. Burası? Daire-i ilim. Tamam. Daire-i ilim. Buralar at değil mi? Yok. Yani bu 2-3 tane daha gelsin. Daire-i hayat. Hayat. Sonra abim? Kürs. Kürs. Sonra? Lef-i. Lef-i. Mah. İspat. Sonra? Kaf. Nun tezgahı. Nun tezgahı. Sonra abiler? Berzah. Alemi. Berza, sonra alemi şehadet. 7 kat sema diyelim. Madem yaptık 7 kat sema alemi şehadet. Alemi şehadet. Onların da dairesini alayım şöyle. Tamam, burada da sensin. Mesela buradan devamını da aslında yapsam o daireyi tamamlamış olmaz mı? Her şey mi? Berzah, şey kabir, işte berzah, ondan sonra cennet, cennet. Sırat mı? He. Yani böyle bir sanki yuvarlak bir... Yuvarlak zaten, şey, var, var, hazır. Var mı? Tabii, tabii. Onu da göstereyim ya. Yuvarlak. Yani dönüyor yine aynı yere geliyor. Sonuçta hani cennet, cehennem ileride olmasa da geride de var yani ahirette. Ha, ha, onu göstereyim. Yani, hemen istersen bir göstereyim abi. Göstereyim de. Bu mahiyeti anlatacağım için daha şey yok. Şu bak ha. O zaman zamanı da anlarız. Bak şimdi o zaman. Şeceri hilkatte. Şeceri hilkat. Yuvarlak nerede? Elips olacak. Şu. Tamam. Korkuz. Bak. Şuraya bak. Bak gelişimiz bu. Buradan da gidişimiz olacak. Şimdi biz buradayız. Görüyor musun bak? Çok güzel. Bak şimdi. Mahiyet-i zatiye bu. Onun hakkında ama bilemeyeceğiz. Kimse bilmeyecek. Peygamberimiz öyle diyor. Kimse bilmeyecek. Öyle bir şey yok. Sonra oradan şunat-ı zatiye çıktı. Onun bizdeki karşılıkları var. Şefkat, muhabbet, surur, şefk, memnuniyet, şey, iftihar, şey, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese gibi sayıyor. Sıfatı var. Sıfat iki ayrılıyor. Geç bunları. Esma. Mahmeci bu. Tamam mı? Şimdi bundan sonra arş-ı azam, arş da bu, bu gelişimiz, geliş. Adem Aleyhisselam şuradan bak geldi cennetten. Geldiği yere gitmeyecek ki, bak şurada da cennet var, görüyor musun bak? Nerede bak 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 bak, arş, şurası, Sidret-i Muntaha, yani cennet cehennemin olduğu yer. Bak şurası var ya, bak şuraya cennet cehennem eklememiş, şuraya ekleyecekti. Aynı, bak buradan geldik, böyle gidiyoruz. Bunların tanımlamaları yani 1-2 diye şöyle isterseniz onu şey yaparsınız dersten sonra alırsınız onu yazarsınız. Ben hangisidir bak göstereyim o geliş yani şunlar ne demektir diye tek tek numaralandırılmış. O bakayım nerede? Elips, elips, elips ne yazar böyle? Vacib-ül vücut olacak, vacib-ül vücutta olacak. Var mı burada vacib-ül vücut? Bakın. Üstad Hocam. Elips-ül esma.
Bu yuvarlak... En soldaki mi? Yuvarlak resim. Bakayım bu mudur? Bu. Bak görüyor musun? Bak bak şurada bir yazıyor. Geliş. Bir. Bak burada tek tek anlatıyor bunu. Sonra buradan giderken iki. Bak. İki şurada yazıyor. Şurada. Görüyor musun? Evet abi. Giriş, gidiş tarafımız. Mesela şu gidiş. Şu gidiş. Cennetten geldik. Aynı cennete gitmiyoruz. Geldiğimiz cennette gittiğimiz gitmiyoruz. Mesela alem ervahtan geldik. Biz şu anda daire ervaha gidiyoruz. İşte bu burada numaralar konmuş. Değil mi? Kemalat görmemiş de kemalat görmüş aynı yere giderse o zaman niye kemalat? Niye geldi ki? Tamam bu böyle bir gör diye şey yaptım. Evet. Bunu genel olarak şey yapıyoruz. İnsan ne giymiş, tamam mı? Ne giymiş? Onu bir kısaca alfabesi olarak burada anlatıyorum. Şurada. Şimdi ben şunu da şuraya aktarayım çünkü bir daha şey yapıldığı zaman aramayayım. Şeceri hilkat nerede? Şuraya koymamıştık. Şeceri hilkat. O yuvarlığı da koyalım oraya. Tamam. Şimdi ben sevgili arkadaşlar bu insan neler giymiş? Şimdi neyi anlatıyoruz? Hüviyet-i şahsiye. İnsan giydiği bir şey var ya, göstereyim bir daha o şeyi. Hani ne vardı? Şu nereden konuşuyoruz? Belki arada şey girdi sorular. Şu vardı ya şu. Hüviyet-i şahsiye. Ve hakikat insaniye. Onu konuşuyoruz. Ama 10 tane dersten bile varamayacağınız şema ile göstereceğim şimdi bunu. Defterinize şöyle yazıyorsunuz. Hüviyet-i şahsiye, hakikat insaniye. Onu yazıyorsunuz. Şu anda şekli o şekli seyredeceksiniz. Tamam mı sahip? Ne yazacaksın abi defterine? Hüviyet-i şahsiye, hakikat insaniye. Nedir? Tamam mı abi? Şimdi onu seyredeceksin. Bakayım nerede o? Şu. Hüviyet-i şahsiye. Yani ben ne almışım ki hüviyetim olmuş. Bir de mahiyet-i şahsiyem olmuş. Bir hüviyetim var, bir mahiyetim var. Tamam. Şuradayım ben. Şurada siz misiniz? Burayı görüyor musunuz? Masa çarpıyor mu size? Yok. Görüyorsunuz. Bu adam sensin. Tamam. Bu adam sensin. Şimdi buradan ne almış? Diyor ki levh-i mahfuz. Neresi? Şurada başka kalem var. Çok güzel. Ben getireceğim. Levh-i mahfuz. Gavurun hırtlarını sıkar gibi sıkmışsınız. Şuradan gelmiş abi. Şuradan. Hop. Yüklenmiş. Yüklenmiş. Levh-i mahfuzun bütünselliği yüklenmiş buna. Ona levh-i mahfuzda ne varsa kanuniyeti Allah yüklemiş. Ceberut alimi aynı zamanda tasavvuftan levh-i mahfuza ceberut denilir. O zaman bilgisayar ilimde olan artık bilgisayara yüklendi. Evet. Yani levh-i mahfuz yüklendi artı. Sonra arş-ı azam şuradan arş-ı azamda geldi yüklendi mi abi? Bu da yüklendi. Sonra ne yüklendi? Kürs yüklendi. Kürs neydi şey olarak? Biliyor musunuz neydi? Hatırladınız mı? Karşılığı mı? Karşılığı bizde nedir? Nefis. Nefis. Harika. Oradan takıldı. Nefis deyince hemen şer'e gitmeyecek. Bir tane şer'dir. Altısı hayır. Nefsi emmare. Levhame, mulhime, mutmaine, raziye, safiyen artıka. Bunlar çok nimettir ve Kur'an yemin ediyor. Şeytan buradan takıldı. Bu çizelgeyi bilmeyen vesveseden kurtulamaz. Çünkü imanın yok dediği yer buradandır. Buradan yukarısını bilemez. Bundan aşağı imanın suretidir. Niye oradan yukarı çıkamıyorsun? Çünkü şeytan buradan takıldı, merhametten oradan takıldı. Yani buradan yukarıya takılmadı ki. Şeytan buradaydı, makamı burası. Ama cennete girdi Adem Aleyhisselam'ı kandırma. Şöyle girdi. Cennetin daireleri var. Bir yukarıdaki, mesela sende üniversite diploması var. Ortaokul diploması yok mu? Mesela dediler ki işçi arıyoruz veya memur arıyoruz. Lise diplomalı. Sen üniversite götür kardeşim, biz üniversite diplomalı demedik. Lise dedik.
Değil mi? Ha, o zaman üst tabaka ise her dairede şeyleri var, daireleri var diyoruz. Hani 28. lemada. Geylani diyor, nasıl diyor o şeyde meyveleri koparttı diyor. O zaman Adem Aleyhisselam'ın girdiği cennet... Bizim bildiğin gideceğimiz cennet değil. Ha, kemalet görüp de gideceğimiz cennet değil. Değil. Yok. O cennetin şeyi var, mertebesi var. Bir tanesi var ki dünyaya çok benziyor. Dünya ile cennet arasında insanların dengesi bozulmasın diye işaret işaret şöyle geçiyor. İnsanlar da ünsiyet lezzeti olsun diye dünyadaki meyvelerin şeyleri var, isimleri var, bir de suretleri var diyor. Tatları değil diyor. Mesela diyelim şöyle bir misal verir. Ben Bolu'ya gittim. Asya arkadaşımı ziyaret ettim. Annesi acayip günlerce hazırlık yapmış. Ne yapmış biliyor musun? Bolu'nun en güzel yemeği nedir? Ödeğini öğrendi. Mantar. Mantar yemeği. Oğlum şöyle gel bir özel yaptı falan. Ulan ben de bir çıksa kapıdan da ya bu şeyi nasıl bir yerde biraz zorlayacağım ya. Çünkü yememişim ki. Yani bir de en çok ağrıma gelen şey böyle bamya var ya böyle. Hmm. Affedersin somun gibi gözüküyor ya olmuyor. Evet. Yapamıyorlar. Bana demek öyle bir yedirdiler. Somun gibi ama becerememiş. Ben sonra yedim ki öyle değilmiş. Yani bunu ben nasıl yiyeceğim dedim. Ne demek istiyorum? Onun için gaye edinenler var. Onu çok sevenler var. Ben niye böyle şey olmadım diyorum size. Çünkü ülfeti, şey, ünsiyetim yok. Tanımıyorum. Ha, dünyadan cennete gidince böyle şaşkınlık olmasın diye dünya cinsinden sizin nimetlerin ünsiyetiniz olsun diye tipleri aynı olacak. Erik aynı böyle olacak. İsmi de Erik olacak. Ama tatları, keyifleri aynı olmayacak. Bu hangi cennet? Bu cennetin 8 tabakanın bir tanesi bizim bildiğimiz o gaye olan cennetle dünya aramızda arasında bir berzahlık vazifesi yapıyor. Bunun adı Darüsselam'dır. Bu cennet. Meva değil. Ad değil. Firdevs değil. Darüsselam bu vazifeyi yapıyor. Her şeyde mezah var. Anlıyor musun? Çok ilginç. Ha, o zaman buraya nasıl girdi? Bunun dairelerine girdiğini söylüyor şeyde. Cennet burada mı? Burada ne işi var ya? Ha, Üstad diyor ki 28. lemada. Hatırladınız mı? Gelani için. Mesela diyor başka devletlerin diyor müstemlekeleri ve daireleri var diyor. Mesela Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın burada konsolosluğu yok mu? Konsolos ne demek? Arabistan'ın konsolosluğunun duvarının içerisinde Arabistan kanunları geçer. Türk kanunları değil. Orası Arap toprağı kabul edilir. Çünkü Türkiye'deki konsolosluğu bizim de öyledir orada. Müstemlekedir. Yani dairesidir. Tamam? Aynen onun gibi Suudi Arabistan'ın küçük bir modeli yaşanıyor orada sitenin içinde. Alemi gaybin modeli de dairelerinde yaşanıyor. Üstad diyor ki 28. lemada Abdülkadir Geylani'nin diyor meyve koparttı. Bizim bildiğimiz cennet değil, cennetin dairelerinden koparmış. Nerede var diyor? Burada var. Alemi şehadette var onlar. Yani şu alemi şehadet alemi gaybin üzerine tenteneli perde değil mi? Ha odun, dumana, nura, ısıya, ışığa, ultraviyol ışınlarına, bir sürü dalga boylarına hamiledir değil mi odun? Ama odun gibi gözükürken odun mudur? Ha dünya odundur, içerikleri ahirettir. O zaman bu dünyada hepsi daireleri var. Daireleri var, müstemlekeleri var. Sakın kaçırmayın bunu. O 28. lemada leman şey olsa girse ama bir Allah hatırladığınız yeri. Geylani diyor, onların daireleri ve müstemlekelerinden koparttı diyor. Bir devletin diyor dairesi olur, müstemlekesi olur falan bunu hatırladınız. Tamam mı? Şimdi cennetin buradan buraya giremez adam. Ama cennetin buradan hakim olduğu için her yerde müstemlekesi ve dairesi bulur. Oraya girmiş. Ve böylelikle o sorumuzu da hallediyor. Bu çizelge. Gibi düşünebiliriz abi. Şimdi Ümraniye'den verici veriyor. Radyoda veriyor, televizyonda veriyor. Her türlü kanal veriyor. Müsbet, menfi, yabancı hepsi veriyor. Yani hepsi de şu an bu. Şu anda var. Müstemlekesi burası. Evet. Yeter ki sen şeyin ağzını aç. Evet. Yani üstünü açmak. Radyo demek burada var olan şeyi, olmayan bir şeyi haşa yaratmak değil. Var olanın üstünü açıyor. Televizyon çalmaz mı? Radyo çalmaz mı? Telefon da çalar.
Peki Çin'i niye çalmıyor? Radyomuz yok. Üstünü açamıyoruz. Şu anda gömülü değil mi? Abi dedi, insan o alemlere nasıl haiz? Yani burada her şey buradadır. Nasıl gömülmüş burada dediler tabii, soruyorlar. Bana bir örnek ver. Aha radyo. Hava dalgası diyor usta. Hüvenüttesi. Burada yok mu bütün o dalga boyları? Sesinden, suretinden, ultraviyole alışımlarından, fakslarından, cep telefonuna kadar. Kaç tane televizyon dalgası var burada? Yok mu? Nerede? Örtülmüş. Nasıl üstünü açacağız? Teknolojiyle. Radyoyla üstünü açıyoruz. Burada var, halk etmiyor. Üstünü açıyor, gösteriyor. Ha, biz de üstümüzü açmaya çalışıyoruz bu derste. Üstümüzü açıyoruz. Var olan dalgaları görmeye çalışıyoruz. Görmeye çalışıyoruz. Başka biz yeni bir şey yapmıyoruz. Zaten zahirde, sizde kalsın bu. Çocuklara derseniz yanlış olur, hocasınız ya. Desen ki, biz dışarıdan bir şey almıyoruz. İlim alıyoruz. Biz zaten kainatın küçük bir modeliyiz. Kainat büyük insandır. İnsan küçük kainat. Bizim yazılımızda kainatta ne varsa hepsi var. Aldığımız ilimle var olanı uyandırıyoruz. Ama milleti böyle diyemezsin. İlim alıyoruz diyeceğiz. Mülkteki tarifi odur. Melekütteki tarifi dışarıdan aldığımız, öğrendiğimiz bu ilimle şöyle yapıyorsunuz ha. Ha, ne demek biliyor musun? Üstünü açıldı demek. O zaman burada şimdi radyo biz oluyoruz. Şunlar da televizyon kanalları. Kanalların isimleri. Mesela bağlantıyı kurduğumuz zaman bizde bizim ekranda gözüküyor. Gözükmesin sebebi şu. Huzur olmuyor. Evet. Rahatlığı olmuyor. Usta da diyor ki aç radyoyu aç, dur, karışma. 10. notada. Teveccüh et, dur. Bir tanesi misal, namaz. Teveccüh et ve dur. O gelir. Huzur gelir. Sen radyonu aç, o gelir. Sen aç. O zaman televizyon boyutu da vardır bunun o zaman. Her şey. Yani televizyon boyutu derken o zaman görebilirsin de. Ve tabii, çünkü şeyde aynayı kalpte Allah tayin ve teşebbüs ediyor diyor şu anlar 9. sayfada. Görür de. Görüyor diyor. Zaten tayin, müşahedetullah burada oluyor. Cennet dağlar, müşahedetullah yok. Rüyetullah var. Evet. Burada müşahedetullah, orada rüyetullah. Ya bizim televizyon kapalı o zaman. Kapalı abi. Ona çalışıyor. O heyecan benim o yani. Size böyle karşı bir şeyim, heyecanım. Kendim iş yapmaya çalışıyorum. Kendi battaniyemi. Yeni bir şey öğrenmiyorsunuz. Var olanın üstünü kaldırıyoruz bu bilgiyle. Bak. Arştan sana bir şey yüklendi. Var sende. Arşta ne var sende? Hep var. Lef-i mahfuzda ne var? Hepsi sende var. Kürste ne var? Hepsi sende var. Ondan sonra başka ne de var? Bir tane arş olacak. Ha bak, burada ne var? Hepsi var sende. Bu 4 tane mi abim? Bu 4 taneyi topla. Ruh aynesi diyor ya Hasan abi. Oradan geldi de aklıma. Şimdi bu ayna neyi gösterdi? Şu hard diskin içindekileri gösteren bir ayna. Evet, yani bak bu hard diskin içi karabalık. Şey, karanlık. Gözünüzde bir şey gözüküyor mu? Şunun için gözüküyor mu? Gözükmez. Ama bak karşıda gözüküyor. Şimdi bu ayna sınıfına giriyor o zaman. Evet. Yani insan da demek ki aynı bunun gibi. Yani alem-i gaybın ruh aynasında tezahür ediyor. Yani. Şuraya bir bak, bak şuraya bakın şu hard diske. İçini biz şeyle bıçakla yarsa görebilir miyiz? Göremeyiz. Evet. Göremeyiz. Ama bak karşıda gözüküyor diyor. Ha, bu alem-i gaybtır. Bu işte biziz. Ekranımızda gözüküyor. Peki orada gözüktü. Buradan aldığımızdan şüpheniz var mı? Peki bu oraya da gözüktü. Gözüktüğüne göre artık hard diskte yok ama herhalde nasıl olduysa oldu diyebilir misiniz? Rüzgarla, güneşle, basınçla, hava basıncıyla Hasan abi ne yaptı? Ofuk pofur yaptı. Şu yazılar oldu. Olur mu? O şekil burada var demek değil mi? Ama bunu çıplak gözle görebilir misiniz? Göremezsin. Kabak çekirdeğinin içinde ne var görebilir misiniz? Ömründe kabak görmemiş insana tadını, kokusunu. Göster. Peki ne yapacaksın? Kabak çekirdeği diskettir. Toprak bilgisayardır. Onun içine takıyorsun. Ne var diyoruz toprak beyefendi bilgisayarımız? Toprak bilgisayar. Kapak disketinde kabak. Elma çekirdeğinde disketinde. Şu var diyor, dışarı ayan ediyor.
Biz de alemi gaybden ne var? Hayal ediyoruz. Allah'ta ne var? Tecessüs ediyoruz. Allah'a casus diyoruz. Bilinmez hazineydim diyor. He. Büyük meselede geçiyor ha. İnsan Rabbul Alemini tecessüs etti diyor. Casusladı. Allah'ta ne var diye gizledik aldık. Gittik vardık aldık, girdik aldık vardık. Haber getirdik. 15. şu anda Peygamberimiz Aleyhisselam için diyor ki alemi gaybı alemi şehadete taşıdı diyor. Ya bu büyük zatlar da insan şaşırıp kalıyor ya, bunlar nasıl adamlar? Bu adamlar nasıl de... sen var olanı anlamaya çalışıyorsun. Bu adamlar bunu nasıl çıkarttı? Tamam. Ben o zaman zaten normal olamıyorum. Şimdi sen bunları anlamaya çalışıyorsun. Biz yazılarını yazıyı çözmeye çalışıyoruz. Çalışı var ortaya çıkmış. Ya yokken bunu nasıl çıkartmış? Ya bu bir alem, gittim gördüm geldim diyor yani. Biz de sana anlatsın işte, alt alta koysun üst üste koysun da anlayalım diyor. Ya ondan sonra ama bu adamlar çıkartmış. Nasıl açtılar acaba ya? Tek yani... bir cevabını buldum. Nasıl yaptılar diye. Allah Resulü demiş ki ne sorarsan sor, tek cevabım olacak. Şimdilik tabi öğrendim. Bu kadar şey. Bunlar nasıl açılıyor? Resulullah demiş ki aleyhissalatü vesselam, ey ashabım, ilim yapmadan ilim isteyeniz var mı? İlim canlı ve ruhludur. Yani batın nasıl uyanacak? Bunlar. Yani ilim yapmadan ilim olur mu? Diyor ki takvanız artır. Takva böyle günahtan kaçmak değil. Takva iki sistem çalışıyor. Meniyattan ve günahlardan iştirak etmek. Meniyat nedir? Meniyat da günah lügatta aynıdır. Hayır. Hemen altında diyor ki Kastamonu 108'den söylüyorum. Meniyat defi mefasittir. Günahlar terk-i kebair. Ne kadar terkleriniz olursa bunlar sizde ayan olur. Gayret etmenize gerek yok. Gayreti terkte yapacaksın. La ilahe olmadıkça illallah olmaz. İlk önce la ilahe illallah, sonra Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. Mesela ihlaslı olmak istiyorsunuz. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ne yapacaksın biliyor musun? La riya. Riyakar olma. İlla ihlas oradadır. İhlaslısın. Riyakar olma yetiyor. Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz diyor. Anne babalar soruyor. Çocuk İslam fıtratında doğmuştur. İslam fıtratında doğanı Cenab-ı Hak ve Peygamber'in de diyor ki onlar Yahudi ve Hristiyan'a selam falan yaparlar diyor. Sen çocuğu bozma. Çocuk tamirdedir zaten. Cümlemiz şu. La tahrip. Tahrip etme. İlla tamir oradadır. Tamirdedir zaten. İhlaslı olmak için. Mesela uhuvvet. O uhuvveti koruyor. Uhuvvet sahibi olabilmen için şunu yapma yetiyor. Tenkit etme. Adalet yapma. Gıybet yapma. Uhuvvettesin. Tenkit yaparsın. Adalet yaparsın. Onu bunu eleştirsin. Uhuvvet yapıyorum diye yalanla söylüyorsun. Bak, la gıybet, la adavet, illa muhabbet oradadır. La adavet, adavet yapma, muhabbettesin. Bir şey yapmana gerek yok. Terk ya, terk. Peki bu terklere nasıl muvaffak olacağız? İkinci bir soru. Terkleri yapanlarla beraber olmayla. Kim terklerine muvaffak olmuş? Onlarla beraber olacağız. Tamam. Şimdi demek ki bu alemler insan küçültülmüş mü değil mi? Bu alemlere ne deniyor? Büyük insan. Şöyle yazayım arkadaşlar. Şunu. Şunu yazayım ki daha çabuk. Bu büyük insan nedir diye. Buna şeceri-i hilkat yani insan ekber yani Kur'an-ı Kebir-i kainat. Üçü aynıdır, unutmayın. Hasan abi bir şey daha soracağım. Sor. Şimdi velilerin, evliyaların orada sıralayayım, çok güzel. Onların şimdi hayatlarına da genel olarak baktığımda yani bizim gibi böyle genç yaşta herhalde böyle kerametleri gösterip penceresi açılan çok görmüyoruz. Ben çok az hatırlamıyorum. Çok.
Ya bu işin de belli bir yaşı da var valla. Cenab-ı Hak belli bir yani seviyenin yükselmesini de istiyor gibi mi geldi? Bu işaret hocasının soruna cevap veriyor. Peygamberin ekseriyeti mutlakası, kahir ekseriyeti, çok bir tek tüktür İsa Aleyhisselam gibi 40 yaşında veriyor. 40 yaşında Rus'u peda eder diyor. Üstad Hazretleri diyor ki 40 yaşına kadar gençlik damarı olur. Yani insanın keşfine mani olacak duygular olur. İnsanın kemal ve oturaklığı, yani kazandığı bir şeyi bir daha zor terk eder. Kazanmadığı bir kemalatı sonra kazanması çok zor olacak yaş 40'tır. Mesela 40'a kadar namaz kılmayan 40'tan sonra namaz kılar ama beli eğilmez. Basmaz kafası. Gider namaz kılar gider geveze yapar caminin kapısına. Ehli dalalete taraftar olur. Orada caminin kapısına münakaşalar yapar. Hoca vaaz ederken saatine bakın, bakın 40'tan sonra namaza başlayanlardır. 40'tan sonra camiye gelenlerdir. Tamam mı? Bu ben Almanya'da bunu uyguladım. Kamerayı çektim. Kamera zaten canlı kamera var. Ona bir adam var, camiden, cumadan sonra para topluyor, dernek başkanı. İşte şeydir, kaloriferdir, elektriktir, şu para, bu parası zaten topluyor. Ben şahitim, dernek şey yapmıyor. Tenezzül etmiyor zaten. Adam bir tanesi, kıyameti koparıyor her hafta ya, öyle söyleyince hutbeden, kürsüde. Konuşuyor, duyuyorsun ama görmemezden geliyorsun. Ulan takip ettim, bu ne kadar veriyor? Her tarafta kamera doluyor. Cuma'dan sonra 3 Cuma'yı hepsini gittim lojmanda, filmi geri aldım, seyrettim ve o parçayı aldım. O tam para toplanan yerde hakaret ediyor, küfür edip çekip gidiyor. Hiçbir 5 kuruş vermiyor ama itiraz eden de o. Kim itiraz ediyorsa o vermiyor, unutmayın. Veren zaten susuyor. Tamam mı? 40'a kadar kılmayıp 40'tan sonra olanlarda onlarda problem oluyor. Cami problemleri ondan oluyor. Niye genişlettim? Tabii ki bu yaşı var. Peygamberimize 40 yaşında gelmiş. Demek ki o kadar veya artık 50'ye kadar diyelim ki o gençlik hissiyatları ruhu belli bir tutuyor yani. Evet. Belli bir yükselmesini engelleyen hissiyatlar oluyor. Evet. Müsaade etmiyor pek. Şimdi buraya neydi? Bunun adı neydi arkadaşlar? Bak üçü aynıdır. Şeceri ihlikat, bunun adı. Aynı zamanda insan ekberdir, büyük insandır. Aynı zamanda aynı yere, aynı yer, Kur'an-ı Kebir kainattır. Şimdi Kur'an'da var olan insan bir çekirdeğe benzer diyor. Çekirdeğin içinde ağacın sonu başı yok mu? Bizde hepsi var. Tohumla çekirdek arasındaki farkı söyleyeyim size, çok lazım olacak. Bak, şu toprak, tamam abiler, şuraya çekirdek koyduk mu? Ama aylarca meşgul olduğum bir şeydir ha bu, pat diye bulunan bir mevzu değil. Bu meyve mi abim? Meyve. Bu ağaç mı? Ağaç. Şimdi bak, bunun adı çekirdektir. Şuradakinin adı tohumdur. Tamam. Çok öyle rastgele kullanılmamış külliyatta. Hiçbir şey rastgele yok. Bana bir tanesini göstersinler, bir hafta müsaade etsinler. Oradaki evveluhu, ahiru, zahiru, batinu, suretini, kanuniyetini, hakikatin, mahiyetini anlatamazsam, onu anlatmasam gelsin ki parmağını gözüme soksun. Külliyattaki çelişen, çatışan gibi gözüken, aynı mana gibi gözüken kelimelerin farkını söyleyeceğim. Mesela tereşut, temesun, tereşut, teşahus. 4 tane, aynı lügatta. Dağlar kadar var, fark var. Bak buradan çekirdekten, iyi bak, ağaç olmasına temessül. Ağaçtan meyve olmasına, meyve oldu. Teşahhus, meyve tereşu. Çekirdek tereşu.
Sürece bakın. Külliyat böyle örülmüş. Bunlardan bahseden külliyat. Ben uğraşabildim, bulabildim. Daha neler varmıştır. Ha, bu nedir arkadaşlar? Bunun adı dördü cem olursa bunu hüviyeti şahsiyemdir. Görüyor musun şahsiyetini? Manevi kimliğimiz. Manevi kimliğin bu. Sen görüyor musun bak kimsin? Böyle bir kimlik hazırlayalım aslında. Bir nefis cüzdanı gibi boşluğa. De ki, manevi hüviyetim arş-ı azamı, lef-i mahfuzu arşı ve kürsü cem edip hulasa-i camiye olanım, komutanım diyeceksin. Arş-ı azam, lef-i mahfuz arş, kürsün cem-ül cemiyim. Nadir abinin ismi neydi? Nadir koymuş, kendisi değiştirmiş biliyor musun? Cilve-i Muhammediye. Yakışıyor. Yakışıyor. Muhammediye. Yakışıyor çünkü adam, mesela bak birisi bir şey konuşur, onun olmadığı sırrıdır. Evet. Tefekkür etmemiş, çaldığı kelime bir yerden çalmış da konuşuyor size, hemen sırıtır. Kürsüye ben tipini görmeyeyim hocayı, ha burada oturayım. Kürsüye gidene kadar yürüyüşünden bu hoca anlatacağı hakim midir, değil midir, çalışmış mı, çalışmamış mı, nakledecek mi, hazmetmiş mi söyleyecek, kesinlik yürümesinden anlarım. Allah'ın izniyle şaşmaz. Konuşmasından değil de. Şimdi çıktı karşınıza, nakil mi ediyor, bir yerden ezberlemiş söylüyor. O bellidir. Mimikle hareket edemez o. Ağzı eder, şu hareketler olmaz. Şimdi Nadir Ahmet'ten buradan söylüyor. Cilve-i Muhammediyim ve Enfusçinin baba piridir biliyorsun. Bizim pirimiz hepimiz. Enfusçinin mesele var. Rüştabi değil yani. Şekille konuşmak pirimiz, Hızır abimizdir, vakıf abimiz. Layıkalar, meslek ve meşrep ve ilimde derinleşme pirimiz. Rüştabi ve Zübeyir abi. Zübeyir abi. Enfusi dersler Nadir abidir, beraber kalıyoruz yanımızda. Şekillendirmeyi de Allah da nasip etti bize. Şekillendirmeyi. Şekil. Şekle dökmeyi. Nadir abi de sadece şey var, konuşur, anlatır da böyle dökemez şeyi. Evet, hatta kelimeleri, lügatını da bilmez ha evet. Yani arkadaşlar. Ama lügatını da bilmez ha. Arapçadaki o babları, fail midir, merful mudur, mastar mıdır, tamam mı? Tefaül müdür, tefil midir, ifal mıdır, istifal midir, bilmez ha. Ama ekrandan girmiş tepeder. Niye? Takvası şiddetli. Öyle yürüyormuş ki kafayı direğe vurmuş. O hissen, yani anlattığımı yaşıyor. Kelimenin manasını bilmese de yaşıyor. Ve o kadar mütevazı ki ders yapıyor değil mi? Koca adam değil mi? Hemen sana döner, Sait der, Mustafa, bunun lügatı ne demek dedi ya? He kardeş, sonra sorar. 70 yaşında ha. Böyle derler. O Rıza İlahi'ye edep yapmış. Sen millet böyle der. Lugat ona sorulur mu demez. O genaniyet zayim olacak. Hiç öyle. Ama daha başımızın üzerinde koyuyoruz. Yani burada, ele buradan. Arkadaşlar bunu da koyun. Siz buradasınız. Tamam mı abiler? Bütün eneler burada. Benim, senin, Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, 124 bin Enbiya, 124 milyon Evliya, hepsi buradasın. Enelerimiz. Yani çekirdekte yaprak, meyve, koku, tat, her şey burada. Şimdi hüviyeti, şahsiyeni öğrendik mi abi? 4 tane cem etmişiz. Çok önemli. Ana kargası yaptık. Şimdi hüviyeti şahsiyem. Hüviyeti şahsiyem neymiş? Şimdi şahsi, şahslanmış. Yani birincisi hüviyeti şahsiyemdi. Şimdi mahiyeti şahsiyem. Yani ne olmuş bu sende olunca, sende ne olmuş? Sende olmuş ama ne oldu yani sende? Yani bu adı. Şimdi tamam bunu biz dinledik de. Ha, ne bende nedir şey o? Yani. Nedir? Ha o. Onun adı da mahiyeti şahsiyem, onu anlatalım. Şimdi şuradan gene şöyle yapayım. Şunlar isim koyayım şuradan. Arş-ı Azam'dan bize ne gelmiş? Bakayım. Şurada yanlış yapmayayım diye. Ruh. Ruh. Cinlerdeki ne oluyor sana abi? Cinlerde de ruh var. Onlarda ruh var. Ha, ama bak bir şey, şu cümleyi yapayım. Meleklerde? Bak bu cümleyi yazayım, hemen cevabın hepsini alacaksın. En cami olan, en
kesif olandır. En kesif olandır. Bu cümleyi unutmayacaksınız. En cami kimdir? Melek midir? İnsan mıdır? Kimdir? En cami, en kesif olandır. Şimdi nur mu daha cami? Allah'ın esmasını çok gösteriyor. Nur. Hava mı? Su mu? Toprak mı? He? Nur değil mi? En, Allah'ı en çok, en iyi gösteren hangisidir? Toprak. Başka söyleyen var mı çeşitli? Toprak. Ha. Güzel. Niçin toprak? En kesif olduğu için. Ampulü, ışığı en şiddetli gösteren nedir? Karanlığın zifiri olması. Gündüz ortası ampul, bu ampul gösterir mi? Göstermez. Şimdi cinler enerjiden yapılmış vücutları. Melek ve şeytan esirden yapılmış. Onun için Allah'a aynı darlığı nakıstır. Kesif değildir. Bak cümleye bak. En cami olan, en kesif olandır. Onun için sahip toprak olmalıdır. Şeytan şeyleri göstermiyor o zaman. Evet. Şeytan iki niye esirden yaratılmış? O da cindir mi? Şeytan cin değildir. Şeytanın Müslümanı var mı? Yok. Şeytanın Müslümanı olur mu? Yok. Olmaz. Cinlerin Müslümanı var. Şeytanın Müslümanı. Ve ma halaktu cinne vel insa illa liya'budun. Cinlerin aynı bizim şu anda nurcular var burada. Şeytan cin değil mi yani? Şeytan cin değil. Ne? Ayrı bir tayfa. İblis. Sen balık mısın? Yok. Sen koyun musun? Ayrı değil misin? O da canlı. Koyun canlı değil mi? Ağaç canlı değil mi? Canlı. Senin onlardan ayrı ne özelliğin var? Hayvanda da ruh var. Söyle bakalım. Koyunun ruhuyla senin ruh farklı mı? Farklı mı? Ha, cinlerle şeytanlar da böyle. O ayrı bir nevdir. Cinler de bizim gibi imtihan. Şeytanın imtihanı yok, bitti o. Cinlerde dönebilen var, dönen var, nurcusu var, Almanı var, ateisti var. Hangi bölgede yaşıyorlarsa odur. Mesela sen burada yaşarsan Çatalcalısın. Burada doğup büyüyen cin Çatalcalıdır. Türkçe bilir, Almanca bilmez. İblis cingillerden değil mi? Ha, şimdi Kur'an'da İblis Azazil'dir evet. ismi. Yani 55 tane sıfatı var. İblistir, hennastır, şeytandır. Kur'an'da Allah ile mübareze eden tarafı iblistir. Bunlarda çoğalma oluyor mu? Evet. Şeytanın çoğalması şöyledir. İki cins, hem dişilik organı var hem erkeklik, kendinden kendine döller, hamile kalır, doğurur. Onun için arkadan böyle gayrimeşru Lut kavminin adeti ondan lanetlenmiş. Çünkü şeytanlıktır. Şeytandan geliyor. Kendinden kendine dönüyor. Şeytan. İşte onun için o yönden o şey yapanlar lanetlenmiş. Şeytanın üreme şekli o. Şeytan oradan ürer. Yani normal bir insan evinin dişisi gibi organı yok. İnsanoğlunun büyük abdest gibi organı var, oradan döllenir. Kendisi döller ve doğurur. Bunu da bir yerde rastlamazsınız pek, yoktur. Ama cinlerin dişisi erkeği var, perisi var. Kızları peridir. Cinlerin kızları çok güzel olur. Erkekleri sipsi olur, kafir. Müslümanlar çok belirgindir, bembeyazdır. Öyledir iman edenleri. Onun için cinlerin kadınları insan erkeklerine çok düşkün olurlar. Çünkü insan erkekleri çok güzeldir. Hayvanlara bakarsanız en güzel hayvan erkek olanlardır. Hayvanların dişileri çirkindir. Kumrulara bakın, en yaldızlı mesela veya tavus kuşunu en şatavatlı, cavcavlı erkek odur. En böyle uyduruk, soluk yani sade dişisidir. İnsanoğlu da böyle değil işte. Nevden neve değişiyor. Mesela onun için erkeklere en çok cinlerin dişisi musallat olur. O zaman intikam almak için cinlerin de erkekleri insanoğlunun kadınlarına musallat olur. Ondan cinsellik onların aktifidir. Cin net olduğu, cinnet getirerek şunu yaptı. Cin olduğu nettir. Kulağını üfürerek, tamam mı?
Öyle bak ne oldu? Bir dersin başında mı sordu? Bu dersleri deyince ne olacak? Ha bileceksin artık. Cinnet getirdi. Cin aktif oldu. Cinniydi demektir. Yani cinin ne tabi? Mesela siz yaptığınız zaman cinsellik hatırınızı hayalinize getiren odur. O çıktığı zaman öyle bir şey olmaz sizde. Cinsellik olmaz, aktif olmaz. Bizim nefsi emmarimiz sistemdeki olumsuzlukları aktif eden cinlerdir. Çünkü biz doğarken bir de cin bizimle doğmuştur. O bizim şeytanımızdır. Allah Resulü buna diyerek, bunu kastederek benim şeytanım iman etti. Yoksa o bizim bildiğimiz şeytan, Allah'a iman etmeyene, peygambere hiç etmez dedi. O şeytan değil. O herkesin olan, herkeste yaratılan bir cin var. O iman etti onu bize. O zaman cinsine baktığıma şöyle bir soru geldi. Cinin çocuğu doğmuş. Evet. Şimdi imkanları mesele yok. Vazifeli bir insan sana, seni sattırmak için vazifeli. Şimdi bu imtihanın neresinde? Ha o da imtihandı. Benim şeytan olsun diye demedi. Hasan'la beraber olun dedi. O ona cazip geldi. Evet. Nefse emmare dedi. Bizde hisler var ya. O ona aktif oldu. Peki peygamber ve büyük zatlar şeytanı öldürmedi. Nefsini öldürmediler mi? Nasıl öldü? İşte o öldü ya. Hayrayla peki terakki edince sen nefse emareden çıkınca bak cin ölmüyor. Levami oluyor, mulhime oluyor, mutmaini oluyor, sana hep hayrete atış yapıyor, üflüyormuş. Mesela günah işleyince böyle sıkılıyorsun işte o. Hiçbir yerde cebir yok, hiçbir yerde hepsine teklif etmiş. Cinlere his var değil mi abi? Ömrani bizim gibidir, yalnız atomdan değil cesedin, enerjidendir. Ateş var ya ateş. Ondan, dumansız ateşten. Onlar şeytan olabiliyorlar mı? Cinler, cin tayfı. İnsan bile şeytan olabiliyor. Çünkü Ustak diyor ki insi ve cin şeytan. Mesela şöyle, şeytan ne yapar geldiği zaman? Namaz kıldırtmaz, namaz unutturur, geç kıldırır, tesbihat yaptırmaz, açık saça baktırır, videolara girmeni söyler, öyle değil mi? Şimdi bir adam da namazına karşı namaz kıldırmıyor, şer yapıyor. Bu adam dolmuş şeytandır. Ruhu şeytan. Yani cin değil, insan bile şeytanı var. Hatta daha beter. Şeytanı yaptığından daha beter yapıyor. Abi dedi ya doğduğunuz zaman sizde belirte bir tane şey doğuyor. Cin doğar. Şimdi yani. Sen de o. Nerede derken? Şu anda mesela kalkalım. Yeter bu kadar ders. Ondan sonra yatalım. Yattığın zaman abuk subuk hayalleri getiren hep odur. Cin selliğini aktif eden o. Her zaman yanımızda yani. Her zaman evet. Ama ne kadar böyle onun özelliği şudur. Şartlarına girdiğin zaman karşı koyman gücün olmaz. Fren balataları yağlanır, fren tutmaz. Yani şu, plaja gireyim mi girmeyeyim mi gücün yeter. Ama girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. İnternete gireyim mi girmeyeyim mi gücün yeter. Girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Yani kötü arkadaşlarla dolaşayım mı dolaşmayayım mı gücün yeter. Ama onlarla dolaşmaya başladın mı kötülük yapmamaya gücün yetmez. Onun için Kur'an'da zina yapma demiyor. Yaklaşma. Olayı böyle bildiğin zaman daha duyarlı olmuyor musun? Tabii taşın nereden geldiğini insan bilirse. Tabii. Ona göre tedbir alır. Onun için ne diyor Cenab-ı Hak? Evet çoğu insanları aldatacaksın ama benim halis kullarımı aldatamazsın. Yani onlarla çalım yapmak, onlarla horon oynayabilmek için bunları bilmek lazım. Keşke daha önce anlatsaydım. Demek ki vakti şimdiymiş. Tabi bu arada levelleri de yükseltmek lazım değil mi abi? Seviyeleri. Tabii. Yani oyunda şimdi derece düşüp belki de bir mağlup oluyor. Bak ya. Tabii cinse adam cinnet geçiriyor, çoluk çocuğunu öldürüyor. Neden biliyor musun? Cin olduğu nettir. Bundan sorumlu oluyor ama değil mi? Tabii. Ama o yaptı mı? Yani o şey direkt yapmıyor. O bizde 13. lemada şöyle geçiyor şeytanın istihazeli sarsını. Fena madenleri işlettiriyor. Mesela makine elini kaptırdın. Elini kaptırdın ama makine ne suçu var? Elektrik yaptı. Elektrik ne suçu var? Prizi sen taktın. Elektrik seni öldürdü. Katil olmuyor. Tutmasaydı. Öldürmek için değil. Bizde o cinlerin olması kötülük yapmak için değil. O ölü olan madenleri aktif etmek içindir. Vaydi kıyası özellik yapıyordu. Nefse emmarenin özellikleri. Onları yaptırmak için oydu. Vaydi kıyası olsun diye. Ama biz vaydi kıyasıdan
Rehberi aldık adamı. Arkadaşlar gelelim buraya. Mahiyeti şahsiyen sevgili arkadaşlar, arştan bana ne geldi? Arştan bana ruh geldi. Ruh giydi. Peki biz de en çok nerede aktif oluyor? Latife-i Rabbaniye'de. Latife-i Rabbaniye. Yani en cami orada gözüküyor. Yani şey ya, müşahadetullah oluyor ya orada. Allah müşahadetti yer. Peki ikincisi, lef-i mahfuz. Latife-i Rabbaniye deyince abi şimdi ruhu mu anlayacağız? Hayır. O zaman şöyle yapayım. Şöyle yapayım bak. Şöyle yapayım. Ruh. Latife-i Rabbani yok. Orada, ben burada yapayım da. Sana şuradan göstereyim çabuk olsun diye çizmeyeyim. Latife-i Rabbani herhalde görüyor musun? Mouse. Evet. Zişurun ilk çıkışı. Ruha bak. Şu ruhun dört tane. Ruhun zişurdur, ziyayattır, vücud harici kanun emridir. Onlardan bir tanesi nedir? Zişur. Zişur kendisini Latife-i Rabbani olarak ifade eder. Latife-i Rabbani emrin ismemli itibari olarak o da meylan diye ifade eder. İrade ve cüz-i terdi bir şöyle çıkar. Latife-i Rabbani vazifesi nedir? Onu iş yapayım. Şöyle yapayım. Ne kadar çocuklar var içeride maşallah ya. Bu hoşuma da gidiyor ha. Dokunma dokunma, kapıdan uşak sunur. Çocuklarımız da biraz hareket ediyor. Tabii tabii ya, yiyorlar içiyorlar, hareket edecek. Bak şimdi, ruh da bir altı kalptir. Kalp. Kalbin iki tane ayağı var. Kalbin. Tamam mı abi? Kalbin iki tane. Latife-i Rabbani ben size göstermeye çalışacağım. Bir, dima. İki, vicdan. Harika. Bugün Abdusamet'ti de. Sen bugün harikalar oluyorsun ya. Ondan sonra bugün çok harika noktayı atışlar yapıyorsun. Şimdi dimada yedi mertebe var. Ne var? Tahayyül. Tasavvur. Tahakkül, tasdik. Murat, görmeni istiyorum yani, ezberden hiç yapmak istemedim. Aynen abi. Onu çünkü siz hitap ettiğinizden dolayı üşenmiyorum anlatmaya. Tasavvur. Anlattıklarım abi sana nurcu olarak geri dönecektir. Elhamdülillah. Çünkü o talebeler bana lazım. Sonra ne kaldı? İtikad değil mi? Dimada bu mertebeler var abi. Daha çok güzel oldu şimdi. Şimdi burada ne var? Bir, vicdanda ne var? Söyleyebilen var mı? İrade. Harika. Sonra abim? Zihin. His. Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbaniye. Peki Murat'ım. Senle hepsine de. Ruhla Latife-i Rabbaniye'nin arasını gördün mü şimdi farkı? Evet. Peki daha az şey olacak. Bunların ortaya çıkışı. Bunları yazmayacağım, uzun olur. Şu iradenin vazifesi ne dışarıda? Ne yapar? İradenin işimize nasıl gözükür? Basiret. Ama basiret manevi. Onu da yazacağız. İbadetullah. İbadetullah. Zihnin? Marifetullah. Tamam. Marifetullah. İsim? Muhabbetullah. Ve? Müşahedetullah. Müşahedetullah. Bunlar eylemde gözüküyor. Enfüste nasıl gözüküyor? Onu şey yapın siz. Basiret. Dirayet. Feraset. Basiret. Harika ya. İnsana zevk veriyor bana ya. Dirayet. Hazırım ben geçecektim çocuklara. 1-0 ama diye şey oldu. Yani 1-0 oldu. Yani insan ya buzlar yollar yani. 0 derecede. Ama horon oyna öneye geldi. Yani zevk alıyor insan ya. Yani böyle bir muhatabını da gördün mü? Yani bayağı özel haletlerim de farklı olduğu halde.
hakikaten. Şimdi bahsediyorum. Şimdi bu ders öyle bir özel bir ders ki, şimdi sen burada ders vereceksin, gideceksin. Senin bu dersin orada kalmayacak, dönüşüyor. Tekrar o çocuklardan... Çocuklara, çünkü hepiniz hocasınız. Nurculuk olarak geri dönüyor. Ya, yani geri dönüşüm. Ben size, siz bakmıyorum ki. En basiti şu, birisinin babasısınız, birisinin çocuğusunuz, birisinin oğlusunuz, kimisinin yeğeni, kimisinin hala teyze diyorsunuz, kiminin çoğusunun hocası olacaksın, abisi olacaksın. Şimdi aldın ya. Şimdi dersini dinleyip eve giden birisi olsa, yani ders %50 karı var. Evet. Ama bunun %200 karı var. Ya. Daha devam edeceğiz. Size siz olarak bakmıyorum ki, inan yüzlerce insan görüyorum. Basiret, dirayet, feraset, kemalat. Ha, bu enfusi olarak gözüküyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, ruhla Latife-i Rabbani arasındaki farkı gördük değil mi? Böyle göreceğiz. Biz bunları yazdıklarımızı da bir kavramlar diye böyle bir kağıt A4 yapıp şeyde hem internette yayınlasak hem de kavramlar dersi olarak. Biz ya, şu anda bugün yayınlandı. Öyle mi? Şunlar hep yayınlandı. Tahir ne demiş? Şey yazı olarak. Tabi. Yazı. O zaman bu ne demek? Sitede var mı abi? Sitede bugün. Ne dersi biliyor musun? Dima dosyası diye 150 sayfalık bir şey. Arkasında frist var, ne istiyorsan. Tahayyül açıyorsun o sayfayı. Hmm. 30 senelik şeyi bugün yayınlandı. Kavram dersi. Kavram. Enfusu lügat diye. Ha, yok enfusu lügatın dışında. Onu indir var. Bir de sif dima hakkında dün 15. dersi yaptık. Dünkü ders kaç saat sürdü tahmin et? 4 saat 15 dakika. Hep ayakta. 4 saat 15 dakika. Dün oruç tutmadım ya. Sırf o ders için. Ramazan olmadığı için. Yani Ramazan orucu olsa yine tutarsın. Yani şey olduğu halde tutmuyorsunuz. Yani 4 saat 15 dakika. Ve size nasıl yansıyor canım benim? Bir de uğraşmayın siz bunlarla. Bu dima hakkında, dima nedir? Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığıdır. Ceberut'tur. Vahiy nasıl burada yorumlanıyor? Cebrail'siz nasıl vahiy alır? Bu bütün kavramların orada izahı var. Şu hele şu, dima. Dima paramparça edildi. Artık, fakat size bir şey söyleyeyim, 4 saat 15 dakika ama 4 saat işte 17 falan dima. Tam inanın 5-6 saat kendime gelemedim. Yani manyetik alanında. Ya sarhoş gibi 200 metre ilerideki dershaneyi göremedim. Yalnız hatırıma geldi ki dershane ben falan yerdeyim, beni al. Bir baktım ki 200 metre ilerideyim. Mubana göreceksin. İnsan da beyni biter. Ya beyni biter derken hala orada moddan çıkamadım. Çok gittiğim bir dershane ve çok gittiğim Başakşehir'deki bir evi göremedim. Çok gittiğim Başakşehir'de. Dedim ki falan yerden beni al. Öyle mi abi? Abi bir şey mi var dedi. Yok dedim endişe etme. Eve gidiyoruz. Endişe etme. Yani diyemiyor her gün her an. Geldin bir yer yani buralar. Geldin ama ben de değilim ki. Diyemiyoruz. Çünkü acayip zevkli bunlar. Siz zevk alıyorsunuz. Ya ben anlatırken. Allah bu zevki vermez olur mu? Kuru bilgi değil ki. Ben sizden kitaptan aldığım nakletmiyorum ki. Ha, şunu Latife-i Rabbani ruh arasındaki ilişki göresiniz diye. Bunun adı makesi efkari, mazari hissiyatı bu. Yani kalbin iki ayağı var. Kafa, akıl kalpten kopuk değil. Başka bir işlevi olduğundan başka yere konmuş. Bak kafa nerede yukarıda? Kalp nerede aşağıda? Yukarı olduğundan değil. İşlevi vahiy muhatap olduğu için yukarıda. Burada da öyle bak. Lef-i mahfuz yukarıda, kalp arş aşağıda. Daha camidir ama vahiy bu muhatap. Şimdi şeye gelelim. Şöyle yapayım. Tamam. Mahiyet-i şahsiyemiz vardı. Latife-i Rabbaniyemizi nerededir diye şey yaptık. Şimdi nerede o teki resim bakayım. Mahiyet-i şahsiyem şuydu. Mahiyet-i şahsiye ağaçtan bize Latife-i Rabbani, ruh Latife-i Rabbani olarak en cami, yani ruhun vicdanda en cami bu.
Onun için aldık Latife-i Rabbani'yi. Temsile. Mesela diyoruz ki Murat. Çanakça dershanemizden bir müddebir kardeşlerimizden birisi gelsin. Birisiyle görüştüreceğim. Tabi biraz da eli ayağı düzgün, biraz daha şey olmuş, biraz da fazla emek vermiş insan iş yaparız. Ha, şimdi ruhu temsil ile Latife-i Rabbani'yi çıkarttık. Yoksa his de denilebilirdi. Ha, demek ki Arş-ı Azam'dan bize Latife-i Rabbani onun için şart değil ya. Ama en cami o. Yani Allah'ı gören makam orası. Çünkü Latife-i Rabbani vazifesi müşahadetullah. Bak müşahadetullah. Şimdi Lef-i Mahfuz'dan bize ne gelmiş? Zihin, akıl. Şurası. Akıl dimağda şöyle parantez açıyorum. Dimağda onun vicdandaki yeri şu, zihin vicdanda. Tamam abi. Yani Lef-i Mahfuz'dan da bu alındı. Sonra şöyle ya. Arş. Ne geldi bize? His, hayat bütünseldir. Vicdanda his. Yani tek tek dikkat edersen vicdanı açıyoruz. Evet. Vicdan yani mahiyet-i şahsiyen vicdaniyetim. Yani vicdan deyince bir hissiyat olarak anlamamak lazım. Değil. Yani bizim manevi tarafımız. Evet. Tarafımızdaki detaylar. Yani Arş-ı Azam'dan bize Latife-i Rabbani gelmiş. Lef-i Mahfuz'dan bize zihin gelmiş. O yüzden ona bir vesvese veya şey giremiyor. Giremiyor. Çünkü buraya kadar. Bak, dikkat ederseniz irade vicdanda. Zihin. Akıl şaşırıyor. Mesela bazı meselede menfaatine iyi gelen şeylerde ya acaba öyle mi yapsam böyle mi yapsam ama vicdan hakkı söylüyor. Hiç affetmiyor. Yani şu akıl var ya şu değil mi? Akıl içinde bir tamirimdir ha. Bu taakkul sistemdir. Bak şu sistemdir. İçinde bir alettir akıl. Akla bir alet diyoruz zaten. İçinde, sistemin içinde bir alet. Veya cihaz. Bak ne kadar oturuyor. Evet. Ha, şimdi bak dikkat edersen şey oturuyor. Peki kürsten bize ne gelmiş abiler? Nefis şey var. Şuur. İrade. Şimdi bunu kürsün içini biraz açabilir miyiz? Açayım. Abi? Ne var bu alemde? Hani sıkladık cemi demiştin ama orayı. Şimdi kürsünümüzden beşeriyet gelmiş. Beşeriyet. Beşeriyetin içinde latife insaniye var. Nefsemare var, mülüme var, mutmaine var, razıya var, bütün o beşeriyetimiz oradan gelmiş. Kürsten. Yani nefisle alakalı bir süper. Mesela Adem Aleyhisselam'ın halakal insane min salsalin kel fahhor ve halakal canne min marici min nar fe bi eyyi alai rabbikuma tükezziban. Hali bu takılmadan önceki sorularımıza cevap veriyoruz. Hı. Allah'tan başka kimseye secde edilmesini istemeyen Allah'a Adem'e niye secde istedi? Adem insan değildi. Orada cemül cem esmanın bütünlüğüydü. Çünkü Adem insan olabilmesi için insan olsaydı şirk olurdu. İnsana secde alacaktı. Yani
Alleme, Adem'e, Esma-i Külliya, bütün isimleri öğretilmiş hali. Nefis takılmamış. Nefis takılmadığı için insan değil. Adam halis tamamen Esma. Esma'nın bütünlüğü. Biz insan gelmedik, insan olmaya geldik. Ha, bu şeytan buradaydı, buna dedi ki buraya iman edin, şey secde. Buraya. Halakalı insanı misalsani kelfakhar. Adem'e secde et derken aslında Esma... Esma'nın bütünlüğüne. Secde. Ama anlayamadı o aptal şeytan. Biz de bilmiyoruz. Evet, beşeriydi takılmamış. Beşeriyet buradan takılmış. Melekleri de o vesvese vermiş. Vermiş. Melekler daha burada ya. Hamd ile şükretmiyoruz demişler. Diyor bu da diyor şeytandan da bir işaret edeceğiz de. Şeytan oraya da parmak açtırır işte. Parmak açtırır namus. Şeytan acayip bir şeydi ya. Aptal şeytan yoktur. Akılsızdır. Akıl Allah'ın nimetini fark edenlerdendir. O zaman onun imtihanı, normalde imtihanda olan birisiydi. Tabii. Yükseldi, yükseldi o makama, yani yüksek manevi makama çıktı. O zaman onun ömrüyle beraber imtihan da devam ediyor. Ya tabii, mesela şeytan ibadet ettikçe yükseldi, zevk aldı. Daha dünyada, varlıkta secde etmediği yer kalmadı. Şimdi de ne istediğin son? Bak mesela arştan aşağıya atıldılar. Cennetten atıldılar, şurada cennetten buraya atıldılar. Adem Aleyhisselam ne dedi? Ben merak ettim. Siz de biliyorsunuz ben konuşsaydım. Şeytan ne dedi? Kur'an lisanıyla mealen söyleyeceğim. Adem Aleyhisselam elini kaldırdı. Ben nefsime zulmettim dedi. Beni affet dedi. Şeytan ne dedi? Beni sen Kur'an'dan mealen söylüyorum. Beni sen azdırdın. Bana kıyamete kadar mühlet ver. Kıyametin sonuna kadar mühlet ver. Kıyamete kadar değil. Kopsun. Kopmasını da kar kabul ediyor. O anı da istiyorum diyor. Peki beni sen azdırdın diyen şeytan, ben nefsime zulmettim diyen Adem. İmtihanda o da bir tercih. Allah inkar etmedi şeytan. Ahiret inkar etmedi. Dikkat edin, iman esasından hiçbir tanesini inkar etmedi. Allah'ın rububiyetini inkar etti. İdareciliğini. Allah'ın tercihlerine kafa kaldırdı. Allah'ın tercihlerini tercih edemeyiz. O, ben daha hayırlıyım dedi. Nereden biliyorsun? Niyetine baktı. Çoğusunu azdıracağım. Allah azdıramazsın demedi ha. Kur'an'da diyor ki çoğusunu göremeyeceksin diyor istediğin gibi. Allah da şöyle diyor. Benim hakiki, halis kullarıma bir şey yapamayacaksın. Ama ötekiler için Allah ses yapmıyor. Sükut ediyor ya. Hikmet de şeytanı iltiza ediyor zaten. Çünkü şeytanın varlığı şunun içindir. Şeytanın varlığı, bak yazıyorum. Bir şey aktif etmesi gerekiyor. Ha bak işte onu yazacağım. Şeytanın varlığı bir, iki. Söyleyebilecek olan var mı? Terakki. Harika. Terakkiyatın insaniye zeferidir. Sonra? Aa, olur mu ya? Şey, hatırlayamadım. Hadi oğlum kopya çekmek serbest. Sasına markasına bak. Markasıydı. Markasıydı. Hayriye-i külliye'ye sebep oluyor. Bak mesela şaşıracaksın. Şeytan senden çıksın, ölsün. Ölümü istersin. Uzun yaşamak isteği şeytandandır. Kıyamete kadar bana ömür verdiğin odur. Şeytan öldüğü zaman büyük zatı elini ovuşturmuş. Ya Rabbi ben ne yaptım da sıram gelmedi. Ölümü şebi aruz kabul etmiş. Evlilik gecesi. Çünkü bu ne demek? Uzun ömür istemek şeytandandır. Bizdeki ne kadar şeytanlaşırsak, ne rızıka ne kadar şeytan bize hakimse uzun ömür isteriz. Ne kadar Adem insanlığımız aktif olursa hayırlı, bereketli Allah'ın takdir ettiği miktar ömür isteriz. Hayırlı, bereketli Allah'ın takdir ettiği, tayin ettiği kadar ömür isteriz. Resulullah geliyor Azrail Aleyhisselam. Allah'ın selamı var diyor. İstemesen de almayacağım diyor. Sen teslim edeceksin. Ama Allah dedi ki istediği kadar da yaşayabilir. Ama peygamber diyor ki Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı buraya kadar diyor. Aynen al dedi.
hangisidir dedi, ruhunla cesedin hangisi? O kadar nur ki ceset ona ta şey olmuş. Bu ruhumdur diye kendisi vermiş. Tabi beşeriyetle o nebinin anlaşılması mümkün ya. Beşeriyet yani. Gitti, savaş etti falan filan. Nerede o, nerede Nur Muhammed? İşte onu anlatacaksın. O Nur Muhammed'i o acayip bu derslerle anlatacaksın ki adam deli oluyor yani. O zaman hakiki peygamber anlayışı sende bir şey oluyor ki deli oluyorsun ya. Ben çok dersleri yapamamışım. Peygamberimizin şahsiyetini anlatırken dersi çekip gitmişim, terk etmişim. Gittim yaptım, yatağa girmiş. Peki onu ders yapalım sana. Onu pek yapamıyorum ya. Böyle ileniyorum. Şimdi bu hafta değil de bu hafta hac ve umreye gideceğiz ya. Umreden hac ve umre Kabe'nin şeyi falan ondan tamam. Gidip ders yaparsınız. Bugün yok, bugün şey yapacağım. Size küfrün mahiyetini anlatacağım. İmanın hakikatini anlatacağım. Deseydiniz saçın şeylerini getirirdim. Çünkü ben böyle kafamda kalan, kafamda kalan ezber şeyleri yapmak istemiyorum. Çalışarak geliyorum. 12'sinde gideceğiz. Bir dahaki haftaya, tamam. Önümüz hafta sana... Ben şu hangilerini anlatacağım diye programın bir saat uğraştım size. Buraya kadar geldik. Şimdi hemen değiştiriyorum çünkü ezel yatsı okundu mu? Ders vakti geldi abi. 8.30. 8.30 mu? 6 dakika sonra. 8.30 oldu abi. Yapma ya. Şey, 8.30. Millet yukarıda değil mi o zaman? Tabii. O zaman millet ikinci derse değil mi? O zaman ikinci derse çıkmadan önce... Şurayı bitireceğiz mi abi? Ha şey, şurada onu bitirdin. Altı. Ha, altındaki bak. Şimdi şu İslamiyetimizdir. Bu imanımızdır. İmanımızın seviyesini gösterir. Bu maddi hayat-ı Muhammediye'nin bizdeki programıdır, karşılığıdır. Bunun bütünlüğü manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ın bizdeki karşılığıdır. Maddi hayat-ı Muhammediye ile manevi hayat-ı Muhammediye'nin cemi hakikat-ı Muhammediye denilir. Biz bunu olmaya mı çalışıyoruz? Evet. Çekirdek, usta diyor ki insan bir çekirdeğe benzer. Bizim gayemiz burada ağaç olmak. Yaprak olacağız, çiçek olacağız. Tamam. Meyve olacak, koku olacağız, tat olacağız. Yani mazi müstakbele taşıyan çekirdek olacağız, gövde olacağız. Birileri gelecek, kuş yuva yapacak orada. Ağaç olduktan sonra kış gelecek, yaprak dökeceğiz. İlkbahar olacak, tomurcuk açacağız. Yaz olacak, yeşillik meyve vereceğiz. Bazen fırtına gelip kolumuzu, kanadımızı, kollarımızı kıracak. Ama biz şuurundayız. Çünkü biz ilk önce çekirdek olduğumuzu biliyoruz. Kökümüz sağlamdır, dallarımız da kırılsa devam edeceğiz, şuurunu kazandırıyoruz bu derste. Yani belalar, musibetler, kanserler, yaşın ufak olması, büyük olması, kadın, erkek, dalın kırılması, eğik olması, kışın beyaza, ilkbaharda yeşile, sonbaharda kupkuruya dönmek bizi etkilemez. Çünkü biz aslımız köküz, pergeli oraya koyduk. Bu dersten amaç bu ya. Çekirdekten ağaç olmak, ağaç iken... Dışarıda ağaç her türlü şeye muhataptır. Kışa, yaza, sonbahara, ilkbahara, fırtınaya, doluya, kara, yaprağı dökülme, dökülmemesi. Ayı gelir yukarıda, petek yer, insanlar petek kurar ağaca, kuşlar yuva yapar, karıncalar gelir bizden beslenir. Ağaç olacağız biz. Ama ağaç olduğunu da birileri fırtınadan dalın koptun diye bağırmayacağız. Bu böyledir zaten diyeceğiz. Aslında orada mı inkişaf oluyor? Yani Cenab-ı Hakk'ın takdiri... Zorlukta fark ediyoruz. Mesela toprağa koyma, cebi buraya koy. Çekirdeği. Olur mu? Buğday olur mu? Cebi buğdayı koy. Toprağa ne koydun? Peki çekirdeği nereye attın biliyor musun? Toprak ne demek? Şu toprak ne demek? Dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Filiz başını çıkartıyor da yine de işte kışın soğuğu vuruyor. Ama şu karanlık kafada aydınlığı fark ediyoruz. Karanlık topraktan biz beslenmesek aydınlık alemine çıkamayız. Şimdi diğerlerini göstereyim. Veya çünkü vücudu harici bu hafta bitirmek istiyordum. Peki ezmeyeyim. Bu vücut nereden çıktı diye haftaya bunu biraz anlatayım.
bu vücut nereden çıktı? Yani Allah toprağı taşı nereden yarattı? Allah'tan taş çıkar mı? Allah'tan ağaç çıkar mı? Onu anlatacağım biraz. Veya hiç onlara girmeyeyim. Vücut harici bitirmiş olalım. Ya haftaya kanun emreye girelim. Tamam. Çünkü her bir yere bir ders verelim. Çok iyi olur. Sırayla gidersek çok iyi olur. Çünkü defterimize yazıyor ama biz onu neşredeceğiz. Tamam. Vücut harici bitti mi abi? Şu anda vücut harici ben bitiriyorum. Şöyle bitiriyor. Vücut harici dışarı çıkınca beşeriyetimiz var. Beşeriyetimizde anlayamayacağımız en zor şuydu. Hüviyeti şahsiyem, hakikat insaniyem diyor 26. Ramazan. Daha dışarıya çık, arş azam bizde şeydir, ruhtur. Lef-i mahfuz bizde dimadır. Arş bizde kalptir. Cennet, cehennem bizde kabz ve bask aletleridir. Lef-i mahfe ispat ise zaman ve mekan anlayışımızdır, idrakımızdır. Alem-i şehadet bedensel hayatımızdır. Tamam. Böylelikle ikinci derse çıkacağız. Vücud harici. Evet, vücud harici böylelikle bitirmiş olduk. Ama detayını sonra şey yapacağız. İnşallah. İnşallah yere haftaya nasip olursa yaşarsak kanun emri yapacağız. Vücud ruhun dört basında bir tanesi. Her bir basıma bir ders veriyoruz. Bir saat olmuştur en azından. Belki de fazla mı? Bir saat. Yarım saat. Yarım saat. Ha? Yarım saat. Vay be. Peki. Biraz iyi gitmiş. Bak. Bu harç bizde kalp dedik de hayatta ne alakası var? Ha, harika. Bak şimdi. Arş demek esmanın, bütün esmanın perdesiz en azamı tecelli ettiği yerdir. Hayatta ismi azamdır. Bütün isimlere canlı olduğu için hayatın üzerinde diğer isimler gözüküyor. Arşın simgesel olarak bizde hayat gözüküyor. Yani hayatın içinde semi, basir, kelam da gözüküyor ama hayat şart. Arşı temsilen hayattır. En cami hayattır. İsmi azamdır. Hayatın bizdeki hulasası histir. His ne demek? Bütün isimlerin, yani vicdanda his var ya, his nedir? Şöyle diyeyim. Bin bir tane ismi Allah cilvesini tencereye koysun. Rahman, Rahim, Kerim, Ya Cemil, Ya Allah, Garibu, Ya Allah, Ya Mucib, Ya Allah, Ya Habibu, Ya Allah, Ya Rauf, Ya Allah, Ya Latif. Bütün isimleri koy tencereye. Karıştır. Bizdeki adı histir. His de nerede gözüküyor? Hayatta. Aşk demek, hayat demektir. Bizdeki karşılığı hayatın istemektir. Şöyle yapayım bir daha. İyi bak, adın neydi? Unuttum, kusura. Şükrü canım. Gömlek, gir içeriye. Atlet, evet. Gir içeriye. Vücut, gir içeriye. Hayat, hayatı da öz, his ve şuurdur. Tamam mı? Onun için öz. Şuur da şey zaten. Hayat Allah'tan başlayalım. Ha, şunu ters yazdım. Tamam mı? Şöyle olacak. His, irade, zihin. Yok, tamam. Hadi doğru. Tamam. Yani hayatın, yani Allah'ın dışında, onu da söyleyeyim. Allah'ın dışında her şeyi, arş-ı azam, lef-i mahfuz, cennet, cehennemi, arş-ı kürsü, 18 bin alemi bir meyve sıkacağına koy. Meyve sıkacağında su alıyorsun ya meyve. Allah'ın dışında bütün 18 bin alemi makineye koy. Özünü al. Hayat. Hayatın da özünü al. His ve şuur. His ve şuur özünü al. Akıl cebiri. Bitti. Ama ruh bunların mustaki bir zatı ve bu şeydir. Hakikatıdır. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha ve selavat.